Arkadaşlar, iki sorunun cevabını vererek İbn-i Teymiye'yi konuşmaya devam edelim. Birincisi, Vahhabilikle İbn-i Teymiye'nin ne bağlantısı var? İkincisi de Selefilikle İbn-i Teymiye'nin ne bağlantısı var? Arkadaşlar, Vahhabilik Osmanlı döneminde, yani 200 senelik bir maceranın ürünüdür. Suriye'de yaşayan Muhammed İbni Abdülvehhab isimli Necid asıllı, akrabaları filan Necid'li olan birisi, Osmanlı'ya karşı yürüteceği harekette en iyi desteği dinden alacağını bilerek yola çıktı. Osmanlı hilafetine karşı oluşturulacak bir sistem. Daha sonra bunu İngilizler yönettiler. Önce bu ıslah hareketi olarak çıktı. Şimdi Ahmet bin Hanbel'i örnek alsa, Ahmet bin Hanbel kendisini döven, kırbaçlayan, halifeye hakkını helal eden ve onu mahkemeye bile vermeyen bir adam. Böyle bir Ahmet, kendisi Hanbeli. Ama Ahmet bin Hanbel'i örnek alsa istinad edeceği, dayanacağı bir tutum yok Ahmet bin Hanbel'de. Ebu Hanife'yi alamaz, Malik'i alamaz, Şafii'yi alamaz. Ebu Hanife kendisi, o da kırbaçlanarak hapishanede öldü. İmam Malik kırbaçlandı, siyasetçilerle direkt sürtüşmeye girmedi. İmam Şafii Yemen'den zor kendisini kurtardı, canını kurtardı, kaçtı. Bunun ideal alabileceği bir örnek ya da arkasına sığınacağı İbn-i Teymiye'dir. Onun için İbn-i Teymiye'den sonraki bütün ıslah hareketleri, kıyamlar bir tür İbn-i Teymiye'cidirler. İbn-i Teymiye'cilikleri İbn-i Teymiye'den daha iyi kullanabilecekleri bir malzeme olmadığındandır. Ama Muhammed bin Abdülvehhab bu yatırımı yapınca dünyanın en büyük petrollerin üstündeki devletin sahibi oldu. İbn-i Teymiye ise açlıktan öldü gitti. Nasıl İbn-i Teymiye'ci, bunu anlamıyorum tabi. Sadece İbn-i Teymiye'nin kitaplarını basıp o petrolden rızık olarak insanlara hediye ettiler o kitapları. İbn-i Teymiye'yi 20. asırda Vahabiliğin esası olarak görmek akıllı bir tutum olmaz. Ama İbn-i Teymiye'yi Vahabiler ne kadar kullandılar, hala kullanıyorlar. Çünkü dediğim gibi Ebu Yusuf'u kullanamazsın. Seyyid Kutub'u da kullanamazsın. Çünkü Seyyid Kutub, aslında Seyyid Kutub işlerine gelir. Seyyid Kutub'da da tenkide, Seyyid Kutub da İbn-i Teymiye'den etkilenmiş biri. Seyyid Kutub mesela, nerede bir adam hareketliyse İbn-i Teymiye'den etkilenmiştir o. Etkilenmemesi çok zor. Çünkü İbn-i Teymiye müceddit bir adam. Yani uyuşukluğu kaldırmaya çalışmış bir adam. Kıyamete kadar her uyuşukluktan sonra İbn-i Teymiye insülin gibi gelecektir karşına. Bir ilaç türüdür İbn-i Teymiye. Fikirleriyle ya da onu baz alıp kendin fikir üreteceksin. Fakat İbn-i Teymiye'nin arkadaşlar Vahabiliğe benzetilmesi bence batıl bir şey. İbn-i Teymiye'nin zühdü ile alakaları yok. İbn-i Teymiye'nin fıkhı ile alakaları yok. İbn-i Teymiye'nin cihadı ile alakaları yok. Bir defa İngiltere'nin talimatıyla kurulmuş bir devlet, o devletin altyapısısın sen. İngiltere'nin Haçlı ordularına karşı kılıç kullanmış bir İbn-i Teymiye'nin uzantısı olamazsın sen. Suistimal edersin bu ismi, ayrı bir konu.